Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf Aydın. Arkadaşlar bu videomda sizlere besideki kuzularımızı ve kuzulardaki rasyonumuzu anlatacağım. Rasyonda neler kullanıyoruz? Kuzularımız nasıl? Onları çekeceğim. Onlardan bahsedeceğim biraz sizlere. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kuzularımıza şu şekilde yem veriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Diri arpa ve palet yem. Böyle ikisini harmanlayarak veriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde besideki kuzularımıza bu şekilde bakıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Gayet de güzel. Yani diri arpayı kırdır diyen çok ama hiç gerek yok. Kırdırmaya hiç gerek yok. Yani görüyorsunuz aynı bu şekilde veriyoruz biz kuzulara. Çok da güzel yiyorlar yani. Yemlik bakın bitmek üzere. Tabanına kalmış yani taburaya kadar yem dolduruyoruz. Gayet güzel yarıyor besideki kuzularımıza. Diri arpanın da hiçbir şekilde zararı yok. Palet yemle birlikte harmanlayıp veriyoruz. Hayvanlarımız gayet de güzel arkadaşlar. Arpayı kırdır diyen çok fakat ama ben kırdırmıyorum. Çünkü gerek duymuyorum. Hayvanlarımız gayet güzel yiyor. Gayet güzel de besleniyor arkadaşlar bunlar. Erkek kuzularımızı da çekeceğim. Onları da göreceksiniz zaten. Hayvanlar gerçekten güzel. Daha 4 gün hatta 5 gün oldu diyelim. 4,5 gün oldu aslında ama 5 gün diyelim. 5 günlük bir beside incecik kuzular gerçekten güzel bir kalınlık aldılar. Görüyorsunuz erkek kuzularımız bunlar. Bunlar daha 5 gün oldu besiye gireli. Hayvanlar gayet yani bunlar incecik dal gibi incecik kuzulardı. Şu an gayet güzel kalınlık aldılar 5 günde. Çünkü besiye açık hayvanlardı. Hayvanlarımız gayet güzel. 20 adet bir kuzumuz var burada arkadaşlar. Hayvanlarımızı bu şekilde besiye aldık. Bu şekilde besliyoruz. Kurbanlık gidecekler de var içinde. Normal birkaç tane küçük kuzular var. Diğerleri hepsi aynı ayarda. Güzel kilolara gelecekler. Daha henüz kurbana 40 gün var. Hayvanlar bu şekilde. Daha 5 gündür besideler. Çok güzel hayvanlar olacaklar. Yani çok olacak hayvanlar bunlar. Süt kuzudan hem annelerini emiyordular hem yayılımdaydılar. Yayılımdan besiye girdiler artık. Tabii sadece arpa ve yemi harmanlayarak bakmıyoruz. Yonca da takıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Burası yonca yemişler. Yonca da takıyoruz aynı zamanda. Yonca, arpa ve palet yemin harmanlamasıyla bu kuzuların bakımını yapıyoruz. Çok da güzel kuzular oluyorlar. Olacaklar da yani. Bunları hatta beraber göreceğiz. Sizlere çekeceğim. Kurbana yakın yani satılmazsalar eğer ya da rezerve edilirseler kurbana yakın zamanda size gene bir videolarını çekeceğim. Beraber gene bakacağız, izleyeceğiz, göreceğiz yani. Hayvanlar gayet güzel beside. Besiye açık hayvanlarmış. Ben de şaşırdım çünkü çok güzel. 5 günde birden kalınlaştılar. Yaylım malı normalde. Yaylımdan gelir gelmez güzel bir yani gösterişe girdiler benim gözümde. Kurbana da henüz 40 gün var. 40 güne kadar da mükemmel kilolara ulaşabilecekler yani. Bunu bana gösterdiler. Yani biz gördük bunu. Sadece içinde birkaç tane küçük kuzu var. Onlar da olsun yani. Annelerine emmektense, dağda gezmektense burada besle dursunlar. Onlar da bir şekilde satılır zaten. Evet arkadaşlar, sattığımız Yalova koçun kuzuları bunlar. Hepsi. Bunlar da Yalova zaten. Görüyorsunuz. Bunları ya toplu satacağız ya da böyle tek tek kurbanlık satacağız. Fiyatlarına gelince arkadaşlar fiyatlar gerçekten bu sene yani çok da bir ilerleme olmadı kurbanlık fiyatlarında. Her şey çok uçukken bu koyun kuzu piyasası hep yere yere çekilmeye çalışılıyor. Ama yani kurtarması gereği en az 2000 yani en az 2000'den açılışı yapıyoruz biz. Hemen aldım fiyatı 2000 lira.
Kurbana kadar bakabiliyoruz. Eğer müşteri isterse kurbana kadar da bakıyoruz biz hayvana. Müşterinin dileğine göre eğer kurbana kadar bakmamız gerekirse fiyat tabii ki 2000 değil. 3000'leri görüyor. Çünkü kuzu yemiyor, bal yiyor. Yani fiyatlar uçuk. Yemin çuvalı olmuş 400 lira, balya olmuş 50-70 lira arasında geziyor. Kurbana kadar bakmamız istenirse 3000'i buluyor arkadaşlar. Hemen aldım gittim fiyatı da 2000 lira, en az 2000 liradan veriyoruz. 2000'den altı kurtarmıyor çünkü. Çünkü bu kuzular sadece bu zaman yemiyor mu? Annelerinden doğduktan sonra da yemedi bu kuzular. O yüzden kurtarmıyor. Yani hemen aldım fiyatı 2000 lira. Kurbana kadar bakın derseler, bakmamızı isterseler, müşteri nasıl isterse işte ona göre fiyatı belirliyoruz. Ama 3000'leri görüyor şu kuzular. Kurbana kadar bakmamız istenirse. Bu şekilde arkadaşlar rasyonumuzda videonun ilkinde anlattığım gibi bakıyoruz. Yonca ve palet yemle diri arpanın harmanlamasıyla oluşuyor bizim rasyon. Sadece dışarıdan palet yem alıyoruz. Arpayı kendimiz üretiyoruz zaten. Tabii üretiyor olmamız da maliyetsiz anlamına gelmiyor. Sonuçta ona da bir emek harcanıyor. Tarladan kaldırması, o suydu bu suydu derken o da bir emek, o da bir masraf. İşte öyle arkadaşlar. Bu videom bu şekilde. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bereketli günler.